Merhaba arkadaşlar. Eğlence patlaması yine sizlerle birlikte. Bugün sizlere WhatsApp alışveriş videomu çekeceğim. Normalde bugün ve yarın video çekemeyecektim ama işte yorum geldi. Sonuçta salı günü sınavın yok. Pazartesi günü çeksen olur mu falan diye. Ben tabii ki de olur dedim. Düşündüm. Yani mantıklı geldiği için. Yani olur dedim. Neden olmasın? Onun için de çekeyim dedim. Ve çekeceğim de lafı hiç uzatmadan başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar Elidor'un böyle saç bakım spreyi var. Bunu da çok seviyorum. Çok seviyorum. Çünkü saçlarım böyle zor taranabiliyor bazen. Yani zor taranınca da sinirim bozuyor. Onun için bunu kullanıyorum. Böyle Elidor'un onarıcı ve yenileyici yapılandırıcı bakım diyor. Zaten şurada da yazıyor. Bir dakika. Şurada da yazıyor. Her zaman her yerde yumuşak ve parlak saçlar yazıyor. Saçlar için. İşte her neyse. Arkasını okumama gerek yok diye düşünüyorum. Bu da Elidor'un böyle. Hatta size şimdi ben... Şöyle bakın kameraya doğru. Size spreyini görün diye kamerayı mahvettim. Çok bayağı spreyli oldu. Ellerim falan da battı. Evet arkadaşlar kamerayı da sildim. Ama kamera bir dakika. Oldu herhalde. Devam edelim. Gözüme falan geldi. Devam. Elinde orada kalmıştık. Evet işte bu da Elidor'un böyle onarıcı ve yenileyici yapılandırıcı bakım spreyi. Saç bakım spreyi kısaca. Böyle güzel bir şey. Ondan sonra arkadaşlar hemen ikinciye geçelim istiyorsanız. İkinci. Evet arkadaşlar ikinci olarak Parmex'in asetonu var. Parmex aseton sümbül kokulu diyor. Besleyicili diyor. Nemlendiricili diyor. Böyle güzel. Aston'dur yani. Aston'un güzeli çirkini falan yok. Kokuları var sadece. Bunun kokusu Aston gibi ya. Aston'lar bir kendi bir ağır kokarlar ya. Aynen öyle. Hani sümbül mümbül diyorlar ama hani bildiğimiz Aston kokusu. Güzel bir düştüm. Düşmedim de düşürdüm daha doğrusu. Alayım ha. Evet. Bir aston böyle göstereyim. Çok üstüne durmama gerek yok. Bununla geçtikten sonra hemen üçüncüye geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü de Pantene'in Dual Sentez. Yani saç bakım kremi. Şurada güç ve parlaklık yazıyor. Burada saç bakım kremi yazıyor. Pantene Dual Sentez. İşte 10 kata kadar daha güçlü saçlar yazıyor şurada. Şurada mat ve kırgın saçlar için yazıyor. Ya şöyle anlatayım ben bunu size arkadaşlar istiyorsanız. Direktmen. Kısaca. Normalde ben Dove'un ürünlerini kullanıyorum. Dove'u seviyorum ama kremi bulamadım Dove'un nedense. Yoktu. Ben şimdi bunu almak zorunda kaldım. Bunu aldım. Bunu almam gerekiyordu. Çünkü saç bakım dediğim gibi saçlarımı zor tarıyorum. Onun için Elidor kullanıyorum. Artı yedek olsun diye yıkanırken ilk önce bunu saçımın diplerine ve üstlerine biraz uyguluyorum. Ondan sonra iyiceni uyguladım. Yedirdikten sonra saçımı tarayıp duruluyorum. Yani yıkıyorum, duruluyorum, kurutuyorum falan yumuşacık oluyor. Artı bir de Dove'la eğer hani yine yumuşak değilse ki yumuşamayacağını zannetmiyorum. Elidor'la işte üstünden geçiyorum. Sonra fazlasıyla rahat taranıyor falan. Çok güzel bir şey oluyor. Şöyle şeyini de göstereceğim. Biraz döktüm ya. Bunun kokusuna bayılıyorum. Çok güzel bir kokusu var gerçekten. Bu da böyle. Evet arkadaşlar hemen dördüncüye geçelim o zaman.
Arkadaşlar dördüncü de Flamer'ın oje kurtucu spreyi. Görüyorsunuz Flamer'ın oje kurtucu spreyi çok 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 fazla kullanıyorum. Şöyle anlatayım ben size. Normalde arkadaşlar ben işte oje süren bir insanım ama işte nasıl desem antrenmanlarım oluyor, spora gidiyorum, baskete. Antrenmanlarım falan oluyor. Antrenman çıkışında bir ertesi gün bir yere gitmem gerekiyorsa ve yatmam gerekiyorsa hemen bu ojeyi sürdükten sonra tabii bir kat da çabuk kuruyorum. Bunu sıkıyorum pat diye 2 dakikada kuruyor. Eğer 2 kat böyle şekilli mekilli yaptıysanız 5 dakika 5 dakika en fazla 10 dakikada çat kuruyor. Şöyle çok kullanıyorum gerçekten. Ve işte sabah kalktığımda sabah antrenmandan geldiğimde veya sabah kalktığımda hemen sürmem gerekiyorsa direktman bunu sürüyorum. Şöyle uzaktan da göstereyim. Direktman bunu sürüyorum. Ve gidiyorum, yakından da göstereyim. Çok rahat oluyor. Gayet de rahat oluyor. Devam edelim. Evet, şimdi de arkadaşlar kaçta kalmıştık? Bakalım. 4'te kalmıştık. Şimdi de 5'incideyiz. 5. Evet arkadaşlar, 5'inci de hepimizin bildiği gibi Baby Lips. Şöyle yapayım da görün. Baby Lips'in arkadaşlar şöyle renksiz bir dudak koruyucusunu aldım. Renkli istemedim çünkü okulda da kullanıyorum. Çok görünmesini istemedim. Şöyle portakal koktuğunu düşünüyorum. Şöyle elime süreyim. Şöyle göstereceğim hemen. Şu kadar böyle parıldaklık. Bu çok sürdüğüm için hiç gözükmüyor neredeyse. Şöyle görüyorsunuz şurada. Çok az gözüküyor. Bu da hani Baby Lips'in çok üstüne duracağım. Çünkü hepimiz biliyoruz Baby Lips'i diye düşünüyorum. Artık hep görüyoruz Baby Lips'i. Şöyle. Şöyle. Evet. Bu da işte Baby Lips. Bildiğimiz Baby Lips. Hemen arkadaşlar 6.'ya geçelim. Arkadaşlar bunu 6'lar diyebiliriz. Ojeler çünkü. 4 tane oje aldım. Çünkü renklerim bitmişti. Beyazım bitmişti. Beyaz aldım. Beyazı çok kullanıyorum 2 kat yaparken. Siyahı aşırı derecede kullanıyorum. Siyahtan 2 tane alacaktım da çok alıyorum diye almadım. Şurada yine Flamer'ın ama markalarını söylemedim ben, dur. Beyaz böyle Jajil'in Jajil diye okunuyor herhalde. Jajil'e. Jajil'in beyaz bir ojesi. Onun dışında yine Jajil'in siyah. Şurada Jajil yazıyor da görmüyorsunuz. Ha, görüyorsunuz. Yok, görmüyorsunuz. Görüyorsun. Şurada. Jajil'in siyah ojesi. Siyah 2 tane alacaktım dediğim gibi ama birkaç tane oje aldığım için almadım. Bu değişik, hemen hızlıca ya bunu en son anlatayım. Flamer'ın yine Nail Enamel. Bu ne? Arkadaşlar bu bordo, siyah değil. Bordo renk. Bordo kıyafetlerim üstüne oluyor. Siyah giymiyorum bordoların üstüne çünkü. Bu da böyle. Sonra son olarak arkadaşlar bunu tanıtacağım hemen sizlere. Flamer'ın Nail Enamel yine bu French oje yapmayı biliyorsunuzdur. Şuralara beyaz sürüyorsun. Buralar şeffaf sürüyorsun. Onu yapmadan önce tırnağını yumuşatmak için bunu sürüyorsun. Çok işime yarıyor bu da. Bitmişti, yenisini aldım. Belki slide'ımda da görmüşsünüzdür bunu. Öyle. Birkaçını görmüş olabilirsiniz. Bitirip yenisini aldım çünkü. İşte böyle. Bu da güzel bir oje. Yani gerekli bir oje diyelim. Hemen dizelim. Evet arkadaşlar, benim Watson's alışverişim bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz like'a, beğenmediyseniz hiçbir şey yapmamaya, aşağıya kesinlikle yorum atmaya ve aşağıya şuraya yorum atmaya, şuraya sakın unutmuyoruz ve lütfen bana abone olmayı sakın unutmayınız. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz like tuşu sizi bekler. Eğlence Patlaması bir dahaki bölümünde sizlere hazırlanacak. Ve bir dahaki bölümde yine sizlerle olacak. Hoşçakalın arkadaşlar. Bana abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olun lütfen.
Eğlence patlaması bir dahaki bölümde sizlerle olacak. See you.